Bu hafta yapılan ödevlere bakacağız. Hızlıca geçeceğim. Önümüzdeki haftanın ödevi üzerinde durmak istiyorum. El-usbu'u hâzâ inşallah senara el-vâcibât bi şeklin sirîa ve uriikum el-vâcib el-usbu'u el-kâdim ve nahki fîhâ ev fî tahlil ey şey nâmil fîhâ. Good morning. As usual, we start with checking the homeworks. This we'll do it quickly because I want to emphasize next week's homework. Evet. Şeyden başlıyorum, Emel'den başlıyorum. Emel. Naam, ustaz. Keyfeki? Elhamdülillah, tamam. Alvanu vel amel cemile cidden, acabini. Şükür. Yani vel vacibu matlub. Ana la'ibtu fiha şüveyye. Lev lahasti. Naam. استخدمت مفتاح عمودي وأرضي عمودي وأفقي نعم أفقي أي نعم والله جيدة تسلم إيدك شكرا أستاذ أزمة يوك Ezme yalnızca ufuki kullanmış. Dikey anahtarlar kullanmış. O da güzel. Temiz bir çalışma olmuş. İstediğimiz gibi. Geçtim. Besme. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tislam idek. بس في الزاوية في الزاوية ليس جيدة والعمل ليس جيد لا يعني في أشياء أنت نسيتها في الزاوية بس لو لاحظتي في هذا القسم الحقيقة ليس جيد يعني بعض الأماكن في أشياء يعني أنا فهمت من الواجبات الذي أرسلتم إلينا السلاسل مفهومة عندكم الحمد لله ولذلك يعني هو من ناحيتي يعني خلاص يعني يعني مفهوم يعني الواجبات خلاص استقر عندكم يعني من ناحية السلاسل بس هو التنفيذ خلاص يعني أنتم تركزوا فيها عشان أن تطلع بأحسن ما يمكن والواجب الثاني الأسبوع اللي فات جيد. هي واجب آخر أستاذ أعدته لأن الأسبوع اللي فات التحرير كان سيء جدا. نعم. أعدت التحرير بخشيت 2-0. هلا أحسن، هلا أحسن. ولكن نطلب بأحسن كمان يعني فهمت؟ يعني بعض الأشياء. يجب أن يكون أقل أرفع. لا جيدة، جيدة بس بعض الاش اسمها كيف اعبر لو لاحظت بعض الاماكن فيها كي خدش هيك يعني فهمت قصدي يعني انا ما طيب تسلم ايدك شكرا فاطمه بتول فاطمة بنا السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام فاطمة نعم أستاذ والله السلسلة بتاعك خصوصا في الفوق والتحت غريبة شوية يعني لا يعني ولذلك يعني الزاوية ما عجبني خصوصا يعني يا ريت لو كان احسن او يمكن انت نسيت هنا الخطين متقابلين وخلي نقط
شوية ضخمة أكبر. نعم أكبر شوية. نعم هذا الخطوط اللي يمشي بهذا الشكل تحت يعني هذا أراها ليس يعني شوية غريبة علي يعني ما تعودت بهذا السلاح يعني مختلف. ليس لا, لا هو مستمرة ليس له خطأ. Evet, işte evet ama işte gidiyor, devam ediyor. Şey değil, anahtar olduğu için anahtardan kaynaklı bir şey. Biz buna rağbet eder miyiz? Yani evet. Yani hususen fi hada tahtaniye, hada şekli müthelles. Yani ihna yani ma nemşi fiha kethiren. لأنه هو الشكل المثلث ولكن ليس خطأ يعني مستمر والمفتاح صحيحة يمكن أماكن النقط لو أكبر يمكن يطلع أجمل. طيب تسلم. شيء hatalı değil yani konulduğu yerler hatalı değil. Ama böyle bir şeye biz alışık değiliz yani ben üçgeni de evet. Üçgen oluyor, onu evet. Olur. Ama şey değil. Yani pek yapmamak daha doğru, yani. Daha doğru. Çünkü silsilede önemli olan bir alt üst geçişi göstermek. Zinciri koparıyor çünkü. Şeyde anahtar bunu kesiyor zaten. Ama anahtar da öyle konulması lazım ki kestiği zaman bile o devamlılığı görmemek lazım. Tabii şöyle. This discussion was about the following. The inner strand in this homework, as you notice, has triangular interlacings. This is not wrong, but it's not preferable. For the following reason, interlacings without the triangle, the irregular one, do not cut each other. There is a flowing pattern. However, when you use this triangular one, to which we are not very much used for this reason, actually. You interrupt the interwoven pattern of the strand. This is why it's not wrong, but not preferable. Evet. Fatma Betül. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Fatma şuklak mu nazif. Neyse nazifen. İngilizce mi? Şey yani çok ince bir kağıda çalışmış. Çalıştığından dolayı da kağıt boyayı alınca çok hareketlenmiş. The paper you have used is too thin. And for this reason when you painted it, you put the paint, it becomes textured and there are waves. It doesn't stay flat. Normal, this is normal. So the paper is too thin. Bir de şey, bu tip çalışmaları, yani boyalı çalışmaları gramajı yüksek kağıtlarda çalışırlarsa veya kartonda. Ya kartonda çalışsınlar ya da gramajı yüksek kağıtlarda çalışsınlar. This is why this type of colored painted works preferably must be done on cardboard or heavy, more heavy, thicker paper. Bir de buradaki çizgileri çok kalın olmuş. These lines are too thick. Şu, burada çok yani aşağı yukarı şu şu koyduğumuz çizgilere yakın bir kalınlıkta bir çizgi olacak. Ya bundan birazcık daha kalın olabilir. Yani ortaya çıkarmak istiyorsa ama burada çok bayağı bir kalın olmuş. It is normal that you drew it thicker than the oblique one above it. Oh, okay, but this is too thick. It can be thicker, but less compared to the oblique one. Şimdi bir de şuna dikkat etsin. Noktaların tam yanından teğet geçecek şekilde koysun çizgisini ki burada mesela ölçü de bozuluyor. Görüntü olarak güzel bir görüntü değil. Burada doğru yapmış, burada ise iki noktanın tam üstüne gelmiş. Onun için güzel durmuyor. Here, the one on the right side, up right, is correct. The one the professor indicated, the lower one, the lines are joining the dots at their middle, at their center.
which as you know and as you have done correctly in the above one, ought to pass on its side, ought to join the dot on its side, not at its center, so that the spaces in between the lines be observed, be the same. Bu yani birazcık daha işçiliğine dikkat etsin. Özellikle şu alttakinin işçiliği çok bozuk ya da fotoğraftan kaynaklı bir bozukluk var. Yani böyle bir şey diyor. Kağıdın da esnemesinden de kaynaklı bir şey olabilir ama buradaki işçilik ciddi anlamda bozuk. Buradaki işçilik ise daha iyi ona nazaran, daha güzel. Şeyi de güzel olmuş. Yalnız şuna dikkat etsin. Bakın ben şurada göstereyim. Şimdi burada çizgi bakın böyle gidiyor. Bakın görüyor musunuz? Şu hareket böyle gidiyor. Şurada ise bir kırılma var. Bakın görüyor musunuz şuradaki kırılmayı? Birazcık daha bu işçiliklerine dikkat etsin. Şurada bakın kırılmayı görüyor musunuz? Yani şey evet. Here there is this outer frame band and the inner band. This outer one, with respect to the fine work and delicate work that you are doing, is better than the inner one. But even here, on the left side, the professor showed the lines, the oblique lines that cross through the dots form lines in themselves. On the left, they were correct, but here, when you come here, there are breaks. They are kind of broken. If you follow the whole line that passes through an oblique line that passes through four dots, for example, or five, there shouldn't be a break. The inner one is not as fine, as meticulous as the outer one, the professor says, might be due to this thing he indicated about the paint, the paper being too thin and the misformation, I mean, that it causes, or the scanning may be giving this result, but the work, the fine work in the inside stand is not as perfect as the one in the outer one. So maybe it is due to the paint. Birazcık daha to the paper. Birazcık daha uygulamaya dikkatli, daha temiz çalışsın. Yeah, a little more meticulosity is needed. This is all. Üstaz'a heye. Ve aleyküm selam. Teslim iyilik. السلاسل ناقصة عندك؟ ما اشتغلت تسلم، كنت مسافر. طيب. بس هذا جيدة. المطلوب هذا يا ريت لو عملتي هنا خط الذهب. يعني بعدين كملي عشان يبقى عندك هذا الصفحة وكمان أنا لو في مكانك كتبت فيها من أي مكان أخذت هذا النموذج هذا من مصحف شيء هذا ديوان مهبي كراميمي لو عملتها خط الذهب ويعني برواز يعني صغير بس تسلم ايدك كيت Niye tamamlamamış Kate? Yalnızca bu kadar yapmış. You didn't complete the right side. Yok, birazcık daha şurayı uzatabilirmiş. Uzat. Could be a little longer, yani. Ben bu renk burada mı bu kadar koyu? Birazcık daha açık yapsaymış daha güzel olurmuş. About the green color, does it look very dark here? Is it lighter in reality, in its original? Yes, I'll use the gold color that you mentioned before in Japanese, gold color. But I think it didn't work. Ha, bir bold denedim diyor, o iyi olmadı. Şeyi güzel, yalnız noktaları hiç belirsiz buradaki ince şeyde zencerekte. Biraz noktalarını belirlerse daha belirgin noktalarla yaparsa o şey hatta ortaya çıkmış olur. The work is fine. Only here the dots, the little dots,
are not very visible. They can be more visible. They can more çok, il, çok ilginç bir şey yapmış. Hoşuma da gitti açıkçası. And the work you have done is interesting. I liked it. Yani hiç düşünmemiştim. Bir kısa bir uzun hat bu şekilde getirmeyi. One short and one long. Short and longer alternating lines. It's an idea. İlginç bir çalışma olmuş. It's an interesting work you have done. Yani şimdi genelde anahtarları koyduğumuz zaman anahtarları az önce Nurcan Hanım'ın söylediği gibi böyle şeyleri olmayacak, kapanacak şekilde koymayı daha çok tercih ediyoruz. Ama burada şey olmamış, belki de hatları daha farklı konulabilirdi belki. Ama iki, yani şu anda burada üç tane anahtar dikey konulmuş, bir tane yatay anahtar var. Bu da güzel gelmiş. Burada belki farklı bir yola gidilebilirmiş anahtarlarda. Ama genelde farklı, hoşuma gitti açıkçası. The professor liked this. This is an idea, not unconventional, he means. Interesting. Normally he showed the three horizontal, we see them horizontally here, he said vertical because it should be turned. Okay, these three lines he showed, normally there are vertical. When we say normally, I mean more usually, vertical ones crossing them. But now these two didn't look odd, it is an idea, it looked nice. And when you come to the corner, it could be designed, could have been designed otherwise, but these two looks nasıl nice. Farklı, çok farklı değil mi? Different. Evet, bir köşe hariç, evet. Köşe hariç, güzel olmuş. The corner place could be solved differently, but I mean, in continuation of what you have done, this is a new idea and an interesting work. Yani köşede de anahtarları üste falan getirseymiş böyle. Daha farklı olur, evet. You can work it out in time. He says it's good, interesting an idea. Hocam, anahtar ne diyor ama bilmiyorum. Hiç mi anlamamış? Anahtar. Bir göstersen size bir tane acaba. Bu hatlara biz anahtar diyoruz. These lines we call key lines or guidelines. We call, normalde Zeynep Hanım, biz nokta koyarak kenarlarından çizgi koyuyoruz yaptığımız işlere. Anahtar bu çizgileri devam ettirmeyen engelleyici unsurlar. Normally we connect the dots among between them with lines. These guidelines are the lines that cut those connecting lines. They cut them, they prevent their continuation. And from there comes the interlacing, interweaving of the lines. Onu nereye yapmıştım? Nereye yapmıştım? Ha, burada yapmamışım. Bir dakika, defterime koymuş olabilirim. Anlamış mı Rosalinda? Ben de çok anlamamıştım. Çünkü merkezi yapamıştım. Ben yani diğerleri meyilli çizgiler, meyilli çizgiler, o şekilde belki. Evet, olabilir. Senin, şunlar mesela yatay çizgiler ya, zincirin kendi çizgileri, anahtarlar iki eve şey geliyor, meyilli değil de. Sen de you see the ones that we see here in this position, we see them oblique, are the lines of the strand itself. The one we see in horizontal position here is what they call key or guideline. Bir sorar mısınız Rosalinda'ya anlamış mı? Did you understand the asking? Rosalinda anahtarı anladın mı şu anda? Did you understand which one they mean by key line or guideline? I don't know. Anlamamış. Tamam, bir dakika. Just a moment. Thank you. Şimdi madem öyle bir şunu hazır anlaşılmamışken şu
Şöyle yapalım, bir üçlü. Şimdi şu nokta, başımızdan gelelim. Ha, tamam, çok güzel. Şu nokta bizim ana şeyimiz. This dot. Bu noktaya şu şekilde, bakın tam kenarından. From its side. Şöyle. I draw these lines. Hep bakın görüyor musunuz? Şu noktanın etrafında dolaşan çizgiler gelir. They don't join the dots at its center. They are around it. Tamam mı? Şimdi anahtar ise, şimdi, şimdi şöyle yapalım. Bakın ben bu noktaları koyuyorum. Şu noktalar içerisinde hep hareket ediyoruz. Değil mi? Bakın şimdi şöyle yerleştireyim. Daha açıklaması olacak. Şimdi bu iki noktanın uzatıyorum. Bu iki noktanın karşılığı buraya geliyor. The counterpart of the first one is the second one. Bu çizginin karşılığı da yine yatay olarak şöyle geliyor. And here are the counterparts to the second line he drew, these oblique lines. Bu da şuraya geliyor. It continues in this way to give the interwoven effect. Tamam. Şimdi bu hep böyle devam eder yani şunu koyduğum zaman so and so forth, bu şekilde normal hali devam eder. It will continue in this way. Ama ben anahtarı koyduğum zaman when I put this key, mesela şimdi şöyle yapalım. Şuraları ben tekrar şey yapayım. Anahtar o normal gidişatı engelleyen bir unsur esasda. He will put the key as an element that will stop the flow of this first one he has drawn. Otherwise it would continue. Now let's see where he will put the key. How will he stop the continuation, the flow of this strand in this way? Mesela ben şimdi buraya bir anahtar koydum diyelim. Bir dakika. Onu da kırmızıyla belirteyim. Değil mi? Tam ortaya bir anahtar koyalım. Hatta şuraya da bir tane koyayım ki. Bakın buraya da bir anahtar koydum. Şöyle koyayım. Yatay anahtarlar koydum. You see, I have put horizontal keys. Şimdi bu anahtarı şuradaki geçişi yapan, yani şöyle yapmam gereken şeyi artık yapamıyorum. Now I cannot anymore continue in this şunu way. Şunu artık yapamıyorum. I would have continued in this way. But now that I put this horizontal thing, I cut this little square that I was going to create. Şimdi ne yapacağım? I stopped it. This is the key. Onun altından geçen şeyi yapıyorum. Under it. Şimdi buradan da yapamam. Bir üçgen oluşuyor. Dikkat ediyor musunuz? No, I cannot do this either. O zaman mecbur yine buradan yapıyorum. So I have to continue in this way. Because if I do burada, the right bunun karşılığı yok. No. Çünkü bu artık triangle, which I don't want to. Buradan devam ediyor. Yani bu anahtar bizim normal gidişatımızı engelliyor. This horizontal one that I have put has prevented the regular flow of this first one, the continuation of this first one that I had designed. So I'm using these horizontal keys to stop the flow. Şimdi görelim bunu tam. Tamam. Thank you. This is the normal continuation, but these horizontal ones have prevented it and directed, oriented the flow otherwise. Şimdi burada görüyor mu? Yani şurada mesela ben şimdi bunu koyamıyorum bakın. For instance, I cannot draw something like that. That would be a triangle. Çünkü bu anahtar bunu artık engelledi. Because this horizontal line has prevented. If I put a line to the right hand side, it would be a triangle, which is inadmissible. Anladın mı? Did you understand? Bunu yatay da koyabiliriz. Dikey de koyabiliriz. And this
horizontal or it can also be vertical. Buradaki, depending upon the flow, the position. Şuradaki sayıya göre, mesela biz burada üçlü yaptık. Mesela dörtlü olunca, beşli olunca, altılı olunca istediğimiz kadar anahtar koyabiliriz. Mesela burada şu örnekte, bak bir, iki, pardon. Şöyle göstereyim. There were three bands. You know, there were three bands. The professor showed it like this. Ha, if there were five, six more, bak, there would be vertical ones as necessary. Burada for dike, example, dikey üç tane anahtarı yan yana koymuş. Three vertical keys. Burada yatay bir. Side by side. And here is a horizontal key. Tamam. Evet. Şu ana kadar Arapçada bir sıkıntı yok. Araplar birazcık daha şey ya, onun için büyük bir ihtimalle. Evet. Şimdi şunu bir küçülteyim. Meryem. Selamünaleyküm usta. Aleykümselam. Tislam iyi dek Meryem. Cemile. Şükran usta. Cemile. Şükran usta. Amir al-Birvaza. İnşallah usta, ihtifizi عندك بشكل مرتب. İnşallah. Evet. Nokat عندك كمان شويه, لو كبرتها شويه اجمل. سلسله جميله, مفهومه. عملتها من جهتين جيد. Bak buradaki miftah şey anahtarlar da çok güzel konulmuş. Çok ilginç farklı bir anahtar yapısı var. Here too the keys have been positioned in a different way, in an interesting manner. Yani şimdi burada böyle L şeklinde koymuş. Burada ters yapmış. İlginç birleşimler var. There are interesting connections, the positions of the rectangles, the squares and the triangles. Şimdi ben, şimdi anahtar konulunca anahtar içerisinde devam eden bir şey oluşuyor. Bazılarında da şey istenir, yani ne kadar anahtar koysan da bir devamlılık böyle istenir. Ha, ben Türkçe'ye döndüm. What is requested is a continuity. With the use of these keys, we are providing the continuity. Meryem. Yani acabini silsile bitaak bas fi eşya yarid lev keyf ahki lak lev testemir meselen طبعا يعني مفتاح يجبر ان تكون يحاول على حالها يعني bir şunlara takıldım hoşuma gitmedi بس لهذه الاماكن هذه البقيه وحدها في قصدي عمل في شكل بهذا الشكل هذا ما عجبني فين قصدي هذا ما عجبني بهذا الشكل يعني فهمت شو اقصد يريد لو ما عملت هذا المفتاح كان اجمل يعني انت معي لانه هذا يجي بهذا الشكل ويرجع ويرجع اي نعم تسلم ايدك مولودة hayırlı sabahlar güzel bir iş olmuş iğne perdağı da yapmışsın Beyaz altın kullanmışsın herhalde. Yok sarıydı ama çok yani. Ha beyaz gibi duruyor. Evet şeyden dolayı, iskenden dolayı. Evet. Birazcık daha işin temiz olabilir. Birazcık daha dikkat et. Paralel çizgilere dikkat et özellikle. Yani çizgilerinde
şeylik var, uyumsuzluk var. Bak dikkat ediyor musun? Bir buraya bak, parmağımın gösterdiği yere bak. Bir de onun altındaki yere bak. Yani farklı, bak farklı, bak farklı. Çizgin aşağı düşmüş. Bak görüyor musun? Yani şu çizgiyi az hata işi çok güzel gösterir. Ama hatalar çoğaldıkça, mesela burada silsilende ya bu zencelekte böyle şeyler var. Ama kötü değil, güzel. Mesela bak şuradaki duruş ne kadar bozulmuş görüyor musun? Ama şuradaki duruş, şu gidiş esas bu. Yani bu gidiş güzel. Ama burada o gidişteki şey bozulduğu için göz hemen bunu algılıyor. Bunlara dikkat et. Şuradan o şeyleri unutmuşsun. Bu şunun karşılıklarını unutmuşsun. Onları yaparsın sonra. Gördün mü? Bak. Bakıyorum. Şurayı. Ha, evet, tamam. Bak bu hepsini bırakmışsın bak burada görüyor musun? Bak bunları tamamlarsın sonra. Tamam. Burada yapmışsın bak ilginç. Bak burada yapmışsın. Burada yapmışsın ama burada unutmuşsun. Tamam. Bir ona dikkat et. Tamam. Birazcık da işçiliğine tamam. Tamam, genelde güzel. Ne kadar açılmış görüyor musun? Bak burada esasında şöyle bir form var. O form bak burada mesela bir kısmında yukarıya çıkmış, aşağı inmiş. Göz onu tamamlayamıyor. Bak mesela burada bozulmuş o form. Burada tamam. Bak gördün mü? Ama güzel, ilginç anahtar çalışmalarınız var. Devam. Teşekkürler hocam. Hadi bakalım güzel. Namiye. Namiya, Nizar. Evet hocam. Namiya sen benimkinin aynısını mı yaptın? Evet hocam aynısını yaptım. Niye kendinden bir şey yapmadın? Evet. Güzel bir işçilik. Birazcık daha dikkat edeceksin. Hatlarında da şey var. Bunu ben örnek olsun diye gönderdim. Böyle de yapılabilir diye, böyle iç bükey hatlar yapılabilir diye. Ama ben senden bir şey istiyorum. Senin bir tasarımını istiyorum. Anladım hocam. Anladın mı? Bu benim tasarımım. Evet. Tamam. Hadi bakalım, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi bu Naim böyle göndermiş. Ben onu biraz koyulaştırmaya çalıştım. Naim el-Üzeybi. Aleyküm selam. Es-sura seyye cidden el-lezi erselte ileyyen. Yani bu vadaha. Ana habbeyt en ugammik. Velakin lemme gammaktuha sar ketir. Fehmt? Mu vadaha. Levla hasti. Yarit lev amelti skain. وارسلتها بهذا الشكل او صورتها بشكل جيد لانه مو واضحه هل هم ذهب او غير ذهب ما اعرف الوان ذهبيه جواج الوان ذهبيه جواج ولكن مو واضح مو بينه في فهمت طيب يعني الصوره مو واضحه والله عجبني أعمالك يا ريت لو ما وضعت النقط على جنب المفتاح هذا السلسلة القصيرة شفت هذا؟ أي بدونها أجمل ماشي؟ أي أعمل النقطة بس للقياس وأمسح كمان كمان بعض الأماكن نسيت الخط المقابل لو لاحظت هنا 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 شوفي شفته ولكن جميلة يعني على يعني في يعني أشكال مختلفة كمان نسيت شوف هون ناسي أنت كمان بعض الأماكن يعني مو واضحة سبحان الله
طيب على كل حال جيدة جميلة يعني في محاولات جميلة. بس الله يخليك يعني لأنه مشكلة يعني ما أقدر أحكم عليها بهذه الصورة ليس بشكل واضح يعني. إن شاء الله. طيب تسلم إيدك. عفوا. روزاليندا. روزاليندا يقمش برضه نيه مفتا أنلمامش شيء. Yapmış burada ama niye anlamamış anahtarı? Dün yaptım ama çok iyi oturmuş. Yeah, you have you asked about the key, but you have done it correctly. You applied it. Completely by coincidence without knowing. Yani bilmeden yaptım diyor. Şimdi teşki köşeyi de birazcık yani şimdi şu kısa kenar ve uzun kenardaki bir tekrar var ya şöyle göstereyim size. Şimdi şu birim, evet, burada da bir şekilde gözükseydi daha güzel olurdu. Yani ya köşede tamamıyla şey yapmış yani hiçbir anahtar koymadığı için. Buradaki o şeyi birazcık daha normal. Hay yanlış mı? Değil. Yapılır mı? Yapılır. Ama bir de böyle köşede de bir o anahtarlarını bir devam ettirse nasıl olurmuş acaba? In the corner, the pattern that you have used, applied, it's not reproduced and it's a whole thing because you didn't use keys there in the corner. This is not wrong. Is it done? Yes, it is done. But the professor says, how will it look if you had applied the same thing? Çizgilerini kalemle mi fırçayla mı koyuyor, yapıyor? Are you putting your drawing your lines with a pencil or with a brush? For the bright with a brush. Fırçayla içindeki. Birazcık daha yani belki ben çok büyütüyorum ondan dolayı işte buradan işte resimden hükmetmek yanlış esasda. Birazcık daha çizgilerine dikkat etsin, kalınlıklarına, hı hı. Aynı kalınlıkta devam etsin, bir de noktalarına, nokta olsunlar, bak nokta değil, bozuluyorlar, özellikle köşeleri demiyorum, köşeler üçgen olacak zaten ama şu ortadaki noktalarımız tam bir nokta gibi dursunlar. About the lines, maybe this is because I'm aggrandizing, making it bigger to see it clear, it looks like that. The lines can be more precise, but he says the professor, maybe it looks like that here. About the dots, he said, they should be regular dots, not those at the borders, because those are triangles, yes. But the dots that are inside the strand, they are kind of, you know, blurred. They ought to be real dots and only dots. Ne kadar ilginç zencelekler görüyoruz değil mi Nurcan? Different patterns. This yours is still another. İkinci şeyim, niye burayı kısa tutmuş? Why didn't you make it a little longer, the other border, the other line, the horizontal one? 15 dedik ya. Done it a little, because we said 15 centimeters to 15. Ya bir ne yani? Niçin? I misunderstood because it was just 15 centimeters in the corner, so I didn't really Tamam, güzel temiz bir iş olmuş. Teşekkür ediyorum. This is a good clear work. It's a good work, nice work. And the professor thanks you. Tamam. May I ask a quick question? What is the yapılan levhanın iç içindeki geçiş elemanı olan yani şu içindeki ne deniyor ara suyu? Bunlar hepsi ara suyu. Şu da ara suyu, bu da ara suyu, bu da ara suyu. Yani buradakilerin bütünü bir ara suyu. Yani ha bunlar biz zencelek diyoruz ama. Su esasla ara demek, biliyor musun? Ara suyu dediğiniz zaman bunu kastediyorsunuz. Senin de belki şu dıştakiler, şurası. Ara derken bununla bunun arasında. Evet.
Şimdi ona da kenar suyu derler. Dıştaki bir çalışmaya. Yeah, this su actually means a border. This ara suyu or suyulu means a border in French, a border, a frame. But they use it not for the outer frame of a plate, but for the inner frame, you know, which separates the background from the piece of calligraphy or another work which you are presenting in this plate, in this framed plate. It is the inside frame of an artwork plate, we can say. This whole thing that we are doing here is called a bordure, a arasuyo. This thing, it's inside frame, it's outside frame, and the whole thing itself are called arasuyo, which in the sense of bordure, border, bordering. Anlamış mı? The whole thing, it's a general term. Is it clear? Maybe. Yeah. anlamamış. they call bordure more precisely, this they call a guilloche. Yeah, a guilloche also, this word is used in French and in English actually. Bir dakika, şey yapayım ben. A decorative frame is called arasuyo, which, you know, ara means inter. You know why they used it? For the thing that I just said. It is not the outer frame of a plate. Şimdi, it's the inside frame. Şimdi, here for example. Buraya baksın. Şurada şu alan şu alan ne çevreleyen bir see, tane. This is the artwork. There is. Buna biz ara suyu diyoruz. A border, this one which surrounds. Neyi çevreliyor olduğu gibi iç alan. This çünkü bunun dışında the border that directly frames the artwork itself. Dış pervaz var. Because in the outer, because beyond it, outside of it, there is the outer frame. The frame of the painting or the artwork, the outer frame. But this one, the border that the professor showed, delineates the work, the core work itself from the background. From the background, which can be a paper, and then comes şimdi, outward the frame. Şimdi bakın buraya bakalım. Here for example, buradaki ara suyu. Is the ara suyu. Not the outer şu, frame, şununla, şununla bunun arası. Bak ara, bu ikisinin arası. You know, hatta burada zencelek yok bak. Burada kitabeli, buna biz kitabeli zencelek diyoruz. Bu bitkisel motiflerle yapılan. Floral motifs. This is an arasuyo, an inside border which frames directly the script, the calligraphy itself, or another word itself, şunu which göstereyim. Separates it from the background paper. Şimdi burada yazı var. Here there is the calligraphy. Burada da. And here is the arasuyo. Arasuyo. The inside border. Ama Rumi, Rumilerden oluşan bir arasuyo. Here there are Rumi motifs for instance. Şimdi bu Rumi, Rumilerden oluşuyor. It can be the braided bands as we are yani, doing. It could be floral motifs. Metinle or other motifs veya iç alanla dış alanın arasını ayıran bir tezyin unsur. Is a decorative element that separates the inside core work from the background, from the outer space. Bunun gibi mesela. Here for example, this is arasuyo. This is the guilloche. Anladın mı? Rosalinda. Is it, did you understand? Is it clear? İnşallah. Anlamadıysan artık anlamam. In yes? Our paper, we refer to the double-stranded braid with the mitzvah on either side of the central braid. Is that correct? Yes, this is it. Exactly. It can be in the form you have done in the homeworks, or as in the examples shown. The important this term is used for the position of the thing, for the position separates the artwork, the direct frame, the very first frame of the calligraphy. Then come the outer frames. Then comes the background, and then the wooden tamam. Frame. So it is related to the position. Yes, this is important.
Arasuyu is the border, but the position of it, its function, is meant by this term. Okay. Tamam. Thank you. Ruba. Ben de burada buradayım. Ruba, hangisine bakayım? İki tane göndermişsin. Birinci seyrekliğe kalktın, sonra hatırladın yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Noktaların çok zayıf. Yani koymuş olduğun, evet, noktalar çok zayıf. Evet. Noktalarını biraz büyüt. Evet. Bir de şimdi bak, bu zencerekte dikkat edersen yukarıya koymuş olduğun çizgi aşağıda kısa çizgilerle devam etmiş. Yani görüntü olarak hoş durmuyor. Yani simetrisi olursa daha güzel olur. Tamam. Yani burada şöyle var. Yani tek taraflı gidince dikkat edersen aşağıdaki yoğunlukla üstündeki yoğunluk eşit değil. Tamam. Eşit olmayınca da hoş durmuyor. Yani mümkün mertebe anahtarlarda da bir simetriye dikkat edin. Yani ikincisinde buna dikkat etmişsin, o güzel olmuş. Yani bak, ikincisini çok beğendim. Yani bu kadar uzun anahtar kullanılmaz normalde. Yani bunu beğendim. Yani bu kadar uzun anahtarlı bir çalışmayı beğendim. Tamam mı? Yani burası güzel. Yalnızca köşede daha farklı bir şey yapılabilirmiş. Yani şimdi dikkat edersen bak, burada böyle böyle devam ediyor. Köşeye gelince, ben, evet. Dediğim gibi ben baktım onunla bu renkli şey arası. Evet. Anlatabiliyorum. Sonra dediğim gibi renkli olduğunu hissettim. Bıraktım. Başka bir tane patladım. Bu yüzden ben böyle beyaz hatlar ile devam etmek istedim. Tamam. Ama çıkırımda. Yok, şey olarak güzel. Yani renklerinde birazcık tabii şimdi burada biz çalışma yapıyoruz. Yani bir yazının etrafına çalışmadığımız için şu andaki renklerle ben hükmetmek istemiyorum. Ama tabii yani bordo, açık maviyi yan yana kullanmak, ondan sonra beyazlar falan. Belki bir levhada, yani bir levha bezemesinde ara suyunda kullanılır mı, kullanılmaz mı? O sonraki iş. Oraya girmek istemiyorum. Aynen. Tamam. Ama dediğim gibi burayı beğendim. Şu gidişatı beğendim. Belki şu ortadakini hiç yapmayabilirdim. Bunu devam ettirebilirdin. Tamam. Benim hoşuma gitti açıkçası. Evet. Yani güzel bir tasarım. Pek uygulanmamış bir tasarım bu. Ama dediğim gibi şurası tabi burada da yoğunluğun belki de olması gerekiyor veya daha az bir yoğunlukla devam etmesi lazım. Bir de köşe. Sen bunu geliştir bence. Güzel bir bu tasarım. Değil mi? Yani orada bir şey var. Çok böyle önce bayazlar iki çizgiyle yaptım ama devam etmedi. Evet. O şeyler biliyorum, belli oluyor. Bunlar çok koyu kalmış, onu söyleyeyim. Başka bir yerde hocam. Altın üstünde boyası yok, çok var. Çok koyu olmuş. Birazcık daha soft renkler olsun. Tamam. Bu çürük vardı ama altın üstünde siyah gibi çıktı. Olabilir. Fotoğraf, evet. Fotoğraf sıkıntılı. Evet, teşekkür ederim. Eline sağlık. Rica ederim. Hocam çıkabilir miyim? Şu anda çünkü babamla hastaneye gittim. Tabii. Ben etmem yani. Şu anda kusura bakma hocam. Tamam, estağfurullah. Hadi geçmiş olsun. Bir sıkıntı yok inşallah. Yani inşallah. Allah şifa versin. Hadi tamam, sen çık hadi. Tamam. Süreyya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tek
böyle bir şey kullanmış, dikey kullanmış. Evet. Kendim Arap ya Süreyya. La tense Süreyya, lemme ta'mil hâzâ nukat amiliha müselles. Leysi dairi, amili müselles, ke enneha müstemirra. Fehmt? İstihdam şekli amud bi hâzâ şekl esasen mümill şüveyye. يا ريت لو عملتيها مفتاح افقي وارضي كمان المشكله لو لاحظتي لازم يعني خطوتك يمسح من طرف النقطه ليس مباشره على مركز النقطه لا تنسى يا وكمان اهتم شويه للتنفيذ ها شويه شويه في عندك بعض الاخطاء من التنفيذ ولكن والواجب مفهومه يعني انا من هذه الناحيه مرتاح بس شوف الواجبات لاصدقائك اللي عملوا عده مفاتيح فهمت طيب تسلم Osman. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Osman'ın işi güzel. Very nice work. Şeyi anlamış. Zaten hem dikey hem yatay anahtar kullanmış. Temiz. Renkleri birazcık çok şey. Ben bilmiyorum. Belki fotoğraftan kaynaklı. Biraz you understood well, of course, you used both vertical and horizontal keys. Bazı yerlerde şey, bir dakika, ha. Şeyi daha farklı getirebilir miymiş ona bir bakıyorum da, çizgilerini daha farklı getirebilir mi? Yok. Evet. Yani şurada bir yeri unutmuş, o da normaldir. Şurada bir yeri unutmuş, normaldir. It's normally only one line you forgot to put, it's normal. Güzel, eline sağlık. It is very nice, very good, thank you. Tamam. Şimdi, isterseniz sizinkilere de bakayım bu arada. Getirin. Tercüme de ederiz, onlar da anlar. Şimdi ödevi değil de bu arkadaşların yaptıklarını bir bakayım. Sonra ödeve geçeceğim. Ödevden uygulama isterlerse. Evet. Bu renklere bak. Sizler bu renkleri çok seviyorsunuz. Biz ben de tam tersine birazcık daha soft olmasını seviyorum, istiyorum. Çok yapmışsın kız. Yani şu kadarı yeterliydi yani çok devam etmişsin. Hatlarına biraz dikkat et yani tam böyle çizgilerinde olmasına. Bence bu birazcık kalın olmuş, iri olmuş. Bunlar birazcık daha ince olsaymış daha güzel olurmuş. Kırmızı renk fırçada yaptın mı bu yüzden? Yok yok kastet şunu diyorum. Şuradaki ara suyunu söylüyorum, zencereyi söylüyorum. Bu birazcık daha ince olabilirmiş. Bunlar kalın olmuş. Tamam birazcık daha küçülebilir. Daha zarif durur. Yani şu anda çok şey genel duruyor. Olarak, tamam mı? Tasarıma göre yani evet. Bunlar daha ince olmasın. Tabii. Çünkü şöyle düşün. Bu iki nokta. Bunlar ise bak. 1, 2, 3, 4, 5 nokta. 5 değil mi? 6'lı. Değil mi? Köşeler hocam böyle devam mı etmeli? Benim o biraz kırmam. Tabii köşe. Yani köşe. Daha farklı yapılabilir mi? Mesela bu kareye koymadan da. Şimdi nasıl simetris esas daha. Şu kare gibi. Şöyle düşün. Şuradaki oluşan kare buradaki bütün karelerde tekrar etmesi lazım. En güzeli o esasla. Anladın mı bak? Zeynep Hanım burası çok önemlidir esasla. Şuradaki kare buradaki karelerde de devam etmesi idealdir. Köşedekinin devamı gibi. Ha, bazen köşe oturmaz, şey yapılır, değiştirilir ama başka mesele.
temiz olmuş, eline sağlık. Yani inceliği iyi. Bir tık daha büyük olabilirmiş. Bir tık ama çok değil böyle. Hafif, yani kalın olabilirmiş. About this homework we are seeing. Güzel. The professor first said at the border, her tarafta aynı kalınlığı yakalamaya çalış. Tamam mı? Güzel, eline sağlık. Bazen şey olmuş, tam dik getirememişsin. Yamuk, yani biraz... Anladın mı? Tamam. Bak mesela. Şunun kalınlığını görüyor musun? Evet, şunun kalınlığına bak. Bak, buradaki kalınlıklar güzel bak. Tek bir kalınlığı kendine hedef edin, hep o aynı kalınlığı devam ettir. Tamam. The thickness of the lines or bir de dediğim gibi şunlar üçgen yapacaksın. Şunlar üçgen olacak. Tamam. Onu anladın mı? Yani, o tam devam ediyormuş gibi. Çünkü onu koyduğun zaman bak, şöyle koyduğun zaman bak, bu şu alttan geliyor, buradan şöyle dönüyor demek. Bunun altından tabii burada, bunun altından devam etmesi lazım ama devam etmiyor. Niye devam etmiyor? Çünkü burada anahtar var. Ondan dolayı devam etmiyor. Tamam. Burada bak şöyle de gidebilir misin? Onu gördüm şimdi de. Bir de öyle bir dene bakalım. Nasıl daha mı güzel duracak? Şimdi bak. Interwoven lines could have been in the following way. Alternatively, the professor will show now. Burada ya, ha yapmışsın. Dur bir dakika. The orientation. Oh yes, you have done it here. Şimdi orada, pardon, şöyle şey yapayım. Şimdi şöyle geldiğin zaman, bak dikkat et, şöyle geldi, şöyle geldiğin zaman, bu bir dakika nasıl yaptım? Böyle yaptım ama bu da böyle gelir. It could go in bu böyle gelince, bak bu böyle gelince buradan devam ediyormuş gibi and then bir şey it olur. Continue. Tam şunun üstüne bir üçgen gibi. Evet, şimdi burada bir şey, şimdi mesela burada da aynısı. Şimdi bunu böyle koyduğun zaman, şimdi şunu yapmamaya, nasıl yapmayabiliriz diye ben düşünüyorum. Anladın mı? Kastettiğim. Şimdi bunu tam tersi yerleştirdiğin zaman, bir aydınger kağıdın var mı? Yok mu? Dur. Küçük bir parça, ha? Tamam. Tamam, koy bakayım. Benim kastettiğim şu. Şimdi şöyle koydun ya sen. Ben diyorum ki bunu böyle koysak. Like this for example. Başka renk kağıt. Belli olmuyor. Ya bu kafadan ne yapacağız bu kafayı biz ya? Alternatively, if we drew the lines in this way, şimdi bakıyorum. Başka tasarım değil mi? He? Farklı tasarım. İşte farklı tasarım görüyor. Ben onun için bakıyorum zaten. Yani ne yapılabilir'e bakıyorum şimdi. Ben bak, yani öylesine şey yapıyorum. Just şimdi. Şimdi bunu böyle koyduk. Böyle koyduk. Tamam. To inquire what we could have done otherwise. Şimdi bunu böyle koyacağız. Ben deniyorum yani şu anda. Yok. Yanlış koydum. Şöyle gelecek. Yok, senin yaptığın daha güzel gidiyor. O farklıydı. Senin yaptığın daha güzel gidiyor. Tamam. Yani önemli olan şu. Yani zencefil yaparken farklı neler yapabiliriz ya şey yapın yani. Ben ona baktım. Onu denedim yani. Hangisi daha güzel çıkar diye. Tamam mı? Eline sağlık. Güzel. Tamam. Of of of. Niye bu kadar?
Büyük yaptın, bu kadar kalın yaptın. Sen de benim zencereğimi almışsın. Düz zencerek yapın. Anladın? Ya keşke örneği koymasaydım. Yanlış oldu. Yok, o örnek birazcık daha çünkü burada tam şeyi öğrenmeniz lazım. O aynı kalınlıkta gitmenin getirmiş olduğu şeyi öğrenmeniz lazım. Birazcık, bu birazcık da yani kötü olmamış, eline sağlık ama düz çizgili yap, tamam mı? Tamam. Eline sağlık. Güzel. This homework too is nice. Elinde iyileşmeye başlamış. Lines could have been ne kadar not curved, alıştırma but yaparsan straight. O kadar elin ilerler. Onu söyleyeyim. Tamam mı? Ben geçirmedim de şu an. Ha daha başlamadın. Şöyle yaptım. Bu olur mu acaba? Şöyle. Gördün şimdi arkadaşların yaptıklarından. Evet. Tek kare koymuşsun. Evet. Araya farklı anahtarlar da koyabilirsin. Tamam. Devam ediyor. Tamam. Burada farklı gördüm. Gördün. Birazcık işçiliğine dikkat et. İşçiliğin gerçekten sıkıntılı. Gözlerini bekliyorum hocam. Ha, gözlüğünü alamadım da. Sıkıntı orada yani. O kadar iyi değil ama. Sen bunu yeniden çalış. Tamam. Vaktimiz var nasıl olsa. Bu olur değil mi hocam? Olur. Değiştir ya bak gördün tamam. Ne kadar çok örnek gördün. Değil mi? Evet. Şimdi önümüzdeki haftanın ödevini göstereceğim. Ödev üzerinden çalışma gerekiyorsa, burada yapmamız gerekiyorsa o çalışmayı yapalım. Now we are showing the Nurcan, Nurcan özellikle öyle bir şey istiyor. Diyor ki hocam, öğrencilerimize gösterelim diyor. Zeynep bir su alabilir miyim kızım? Şimdi şeye de verelim, Zeynep Hanım'a da. Hayır, teşekkür ederim. Değil mi? Konuştuğumuz için ağzımız kuruyor. 10. hafta ödevimiz bir üst kap çalışması, şu çalışma. A cover, an outer cover decoration. هذه الواجب لأسبوع القادم. أنا أريد منكم أن تعملوا فيها تحليل. يمكن تحليل مع أو خلاص ما أدخل فيها بس التصميم الداخلي هذا مطلوب منكم أنا عملتها بهذا الشكل قطر الدائري 17 سنتيمتر قطر الدائرة أنتم تحلله على سكتش بوك أولا كل الوحدات الموجودة في هذا التصميم تحللوا الوحدات على دفتركم سكتش بوك بعدين تعملوا الشبكة وتبينوا أماكن الوحدات بدوائر الشابلون باستخدام ورق شفاف أو أيدينجر وتنقله على سكتش بوك بعد النقل اللي عملتم تحليل الوحدات النباتية الأماكن الذي نقلتم على دفتركم ترسموا فيها بعد الرسم والخلصتم فيها تشفوها بشكل نظيف وأرسلوا إلى Seyyide Nurcan. Türkçe anlatayım tekrardan. Çapı 14 santimetre olan bu kitap kabı tasarımına ilk önce sırasıyla motifleri tahlil edeceksiniz. Burada ne kadar gördüğünüz motif varsa karalama defterinize bunları tek tek tahlilini yapacaksınız. Daha sonra tasarımın
şebekesini ve motiflerin olduğu alanların yerlerini şablon kullanarak belirleyin. Aydınger kağıdını kullanarak bu tasarımı karalama defterinize geçirin. Karalama defterinize geçirdikten sonra tahlil etmiş olduğunuz motifleri tekrardan bu şebeke ve şablonla belirlediğiniz yerlere motiflerinizi resmedin. Tekrardan çizin. Bu işlemler bittikten sonra en son aşama yapmış olduğunuz çalışmayı Aydınger kağıdına kurşun kalemle çizerek çok temiz bir şekilde sanki imtihan oluyormuş gibi çizerek Nurcan Hanım'a ödevinizi gönderin. Önümüzdeki haftanın ödevi budur. Hepsini göndersinler mi? Aydınger'i gönderecekler. Ama hepsini bir şeye sığdırabiliyorlarsa, bir sayfaya da sığdırabiliyorlarsa o da olur. Now the homework for next week is the following. This is a motif, a design composed within a circle of 14 centimeters diameter. So, within it, first you will take each motif one by one and analyze it, do it in your sketchbook, do each of them in your sketchbook. This is the first step. Second step is to draw the template and the motifs, place it, to draw on tracing paper the skeleton, the structure, the main template of this whole thing. How? To indicate the place of each motif on this whole design. And then after doing this with tracing paper, you reproduce it in your sketchbook. So what do we have now? A template of the places of each of these floral motifs. We have it, we did it on the tracing paper, and we transferred it to the sketchbook. The third step is to draw each motif in these places you have indicated. In this template, you have shown the places of the motifs in the second step. Now the third step is to draw really each motif in these indicated places within the whole design. Four is to transfer this final work on tracing paper in a very clean, clear way, as if it were a test, and send it to Mrs. Nurcan. Only the tracing paper will be sent. Evet, yalnızca yeterli bize. 14 santim. 17 dedi. 17 demiş. Arbataşar. 17. Arbataş. Ya zaten şey var. Yazıyor. Yazıyor yani. Bu şimdi bakın bunu ben özellikle zaten şöyle yaptım. Pardon. Bu bir küçültebiliyor muyuz üstadım? Evet. Şimdi şöyle birazcık daha. Tamam. Bu bir A4'ün ölçüsü. 21'e 29.7. Kenarlardan 3,5 santim boşluk bırakacak. Yukarılardan da 7'şer santim herhalde zannedersem. Yani 7 öyle olması lazım. Yani onun için tam böyle kenarlardan 3,5 bıraktığı zaman Aydınger'in çalışacağı Aydınger ortasına 14 santim çapında bir daire içerisinde çizmiş olacak bu örneği. Tamam As you see, this is an A4 paper, so its dimensions are 21 to 29.7 centimeters. You will leave 3.5 centimeters margins on the left and the right.
The margins, upper and lower margins, must be 7 centimeters. So when you leave 3.5 and 3.5, in the middle there remains the 14 centimeters squares. Eğer resmin, şimdi şöyle göstereyim. Tasarımın kendisi bu. Ben yalnızca ortadakini istedim. Öğrenci eğer köşeleri de yapmak isterse serbest. The professor has asked, has requested as homework only the central design, not the ones at the corners. This cover flap has also the corner pieces. But if the student wants to do also the corner ones, yes, you are free to also do the corner ones. Evet. But what is compulsory is the central design. أَنَا طَلَبْتُ مِنْكُمْ كَوَاجِبِ الدَّائِرَةِ التَّصْمِيمِ الدَّائِرِي فِي الْمَرْكَزِ لَوْ حَبَّيْتُمْ أَنْ تُكَمِّلُوا أَوْ تُحَلِّلُوا الزَّاوِيَةِ تَصْمِيمِ فِي الزَّاوِيَةِ أَنْتُمْ حُرٌّ فِيهَا لَيْسَ مَطْلُوب وَلَكِنْ لَوْ عَمِلْتُمْ تَكَرَّمْتُمْ وَتَسْتَفِيدُوا وَلَكِنْ أَطْلُبُ مِنْكُمْ لما تعملوا تحليل هذا الوحدة هذا الوحدة يعني كيف أحكي لكم هذا الوحدة عاملوها بشكل مرتب ليس بشكل دائرة خليها كأنها وحدة حتائي بشكل يعني فين قصدي يمكن تعدلوا فيها أنا سأرسل إليكم كمان النماذج لأستاذة نوردانور أونال اللي عمل تحليل لهذا التصميم ستكون هذا şimdi bu köşe yapıla köşe tasarımı istemiyoruz ama bu köşe tasarımı yaparlarsa şuradaki hatayı birazcık düzelterek yapsınlar çok bozuk merkezdekiler o kadar değil. Zaten şimdi Nurdanır'ın yapmış olduğu tasarımı da ben göndereceğim. Yani bu Nurdanır benim eski öğrencilerimden ama şu anda kendisi hoca. Yani 20 yıldan fazla öğrenci diyoruz. Orada hoca. Onun yapmış olduğu tahlil. Bu tahlili özellikle gönderiyorum çünkü tahlilde şöyle bir durum var. Buradaki yaprakların biçimleri, buradaki yaprakların şekilleri birazcık çok farklı. Bir kısmı şey gelmiş, siz söyleyin. Bir kısmı yuvarlak gelmiş, bir kısmı sivri gelmiş. Ama mesela Nurdan'ın tahlilinde bu kendisine göre bir düzen vermiş. Görüyor musunuz? سأرسل إليكم لتحليل أستاذة نوردانور أونال عشان تستفيدوا من هذه التحليل الذي هي عملتها من قبل وتستفيدوا منها بعدما يعني أنتم تنظرون إليها من تنتين وتقارنوا فيها وأيه وبعدين تقرروا الأسنان الواحدة الورقات كيف تمشوا فيها ماشي together with this sample with this model design the professor will also send this analytical work this reproduction anlaşılıyor değil mi Nurdanur Ünal who was the professor's student but who is a professor herself now she has made arrangements to correct in a way some irregularities that we are seeing in the original, in the sample work shown here. There are irregularities in the shapes of the leaves, he has shown the professor, and Nurdanur Ünal, the professor, has reproduced them by rearranging them according to her taste. Bu şekilde temiz karalama gönderebilirse Aydinger'e de ihtiyacım yok esasda. Bakın bu karalama defterine yapılan çalışma. Bakın bir sketchbook. Bakın görüyor musun? Ama temiz. But it is clear and clean. It is not a finalized one.
So if you can do that, this too is possible. Not sending me the tracing paperwork, but if you can do this on paper, you can send me this one as well as homework. He also showed the corner piece, this Hatayi motif at the corner, for those of you who would like to do that too, which is not assigned, but it depends on your choice. Also, you regularize, you arrange some mistakes that you can see, irregularities, let's say, in the corner piece of the original. But the homework is related to this central one. So you can see this work of Nurdanur Ünal to also put some regularities, to arrange the shapes of the leaves that you see on the original. Yok, fırça istemiyorum. Fırça sonra. This will not be a brushwork. This will be with the pen. هذا تصميم الذي حللها نوردانور على دفتر على سكتش بوك ولكن لو لاحظتم انها نظيفه لو انتم ارسلتم لي التحليلكم بهذا النظافه هذا مقبول كمان يعني ليس ضروري ان تشوفوها مره اخرى على ورق تريسينج يعني نوردانور هانومن yapmış olduğu gibi karalama defterine yapmış olduğunuz çalışmayı bu şekilde temiz, belirgin olarak yaparsanız aydın kağıdına çekmenize gerek yok. Bu şekilde de bana gönderebilirsiniz. If you do the third step in your sketchbook, meaning like this, exactly like this as Nurdan Rina has done, if you succeed in doing it clearly and neatly, you don't have to reproduce it on the tracing paper. You can send it to me from your sketchbook as well. Nurcan Hanım ödevleri gönderecek. Önümüzdeki hafta bunu çalışacağız. İyice çalışalım. Bu tasarımın nasıl bir tasarım olduğunu söyleyecek bir arkadaş var mı izleyenlerden? Mrs. Nurcan, we send you these pieces and next week we will work on this. Is there any of you who could tell me what kind of work, what kind of design this one is? هذا تصميم بأي تصاميم يعني أي يدخل أي قسم من التصاميم. هل تقدر تجيب لي لهذه التصميم؟ Hocam serbest hatayı tasarımı verir miyiz? Is it a free work? Free Hatayı uslubuyla yapılmış serbest bir tasarım. Evet. Yes, it is a free composition with Hatayi style. Şimdi kendileri tahlil edecek zaten. Bizim burada eğer resmedilmesini istedikleri bir şey varsa ben mesela şunu eğer şey yaparlarsa şunu nasıl yani yapılacak yani eğer tabii köşeleri istemedim ama köşeler de şu hatayının düzeltilmesini istiyorum. Yani bu hatayının duruşu da kötü şey olarak tam merkezi noktada değil. Onun için onun bir düzeltilmesini istiyorum. Onun haricinde buradaki motiflerin belki bir uçlarında bir sıkıntı var. Uçlarına dikkat etsinler. What about the corner piece? Must be at the center of it, so this is not a sign, but this is for those who would like to also work on it. It should be in the middle of this corner piece, relating to the central design, which is a sign. Yani, maybe there are problems with the points. Uçlarda, the leaves. He is yani going now. Yaprak uçlarında. The tips of the leaves. Şunu tercih edebilirler, yani şu şekilde bir yaprağın kendisini tercih edebilirler. Gözüküyor mu? The tip of the leaf can be rounded in this way. In the sample design they are too sharp. The tips of the leaves are too sharp. You can prefer yani bu rounded in ne this way. Tam şey sivri. Neither pointed ne de, nor round shaped. Ne de yuvarlak. It could be softer in this way. Veya yuvarlak yani birazcık daha or it could be more rounded.
şu şekilde yuvarlak yapabilirler. Yani hatta uçlarını this is the, about the tips of the leaves in this design. Getirebilirler. İkisinden biri. Yani bunu da kullanılabilirler. Ha veya daha sivri kullanmak istiyorlarsa but if you want it to be pointed, onu da bu şekilde kullanabilirler. Yani burada bu da olur, bu da olur. All are acceptable. Veya işte diyelim ki şöyle köşeli koyalım. Tam köşeli olmadı bu. Because in the model they are too sharp. You can do it in this way. Daha böyle. One of these ways. Daha böyle köşeli de yapılabilir. A little cornered it could also be. Tamam. Ya o bunlarda serbestler öğrenciler. Önemli olan tahlil etmeleri. Zaten tek tek tahlil edecekleri için. In this you are free. The important thing is that you analyze each motif correctly. As you will do it for each one. Hızlıca bitirdim ki eğer varsa istedikleri bir şey yapalım diye. Şey, bir tanesine sormuyorlar onu. Çizerken bunun üstünden mi çalışsınlar mı? Oradan unutmayalım. İkisi serbestler. Ama örnek olarak bunu alsınlar. O Nur'da Nur buna bakarak onu yaptı. Onu da görsünler. Ben yani şunu görme, yani orada bir mukarene yapmalarını istiyorum. Kim soruyor bunu? Soran? Ben sordum. Ha sen sordun, güzel. Söyleyebilirsiniz. About these two, the original sample and the work of this Professor Ünal. Which one do we base ourselves on in doing our homework? No, you base yourself on the original one. But I am sending this one of Ünal, her analysis, to show you. Ünal has done this, what I'm requesting, on the basis of this original one. This is to inspire you, for inspiration, for guidance. That I'm sending şimdi, this analysis. Şimdi bakın burada bazı şeyler gözükmüyor. Gözükmediği için de some details are not visible, discernible. So he is showing something. Şimdi şuradaki yaprağı görüyor musunuz? Bu yaprak. This leaf, şimdi şöyle geliyor, değil mi? This shape. Yani yaprak şu şekilde. Esas da bu yaprak şu yaprağın, değil mi? Şu şekilde kıvrılmış durumu. It is kind of folded. Aa gözükmüyor. And then it says, niye söylemiyorsunuz? Şimdi gözüküyor mu? Şimdi bakın. Şuradaki yaprak esas da belli değil. Yani şu o yaprak şu yaprağın yani şu alttan şöyle geliyor ya bu yaprak. Bu da böyle. Bu yaprağın kendisi, gövdesi. Ama buradan bir tane daha şey geliyor. Kırılıyor buradan. Şimdi şuradan giriyor. Girdiği zaman şurası sanki farklı bir yaprakmış gibi algılanıyor. It looks as if it were another leaf. No. This yani, one is a fold. This is the same leaf. Şimdi bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü bu şey buraya geliyor değil mi? Şu. Pay attention to these. Diğeri de bak şurada. Şöyle yapalım. Ondan sonra bak böyle. En büyük yaprağı da çizebilirim. Evet. Çok iyi. En büyük yaprağı çizelim. Hangisi? Hangi en büyük yaprağı çizelim? Esas da benim derdim buradaki hatayı da. Yaprak çok belirgin yani. Bu yaprağın
Neyini çizeceğiz? Her şey belli işte. Ama buradaki hatayı çok bozuk. Bunu belki yapamazlar diye derdim o ama çizelim. Hangisini? Burada çok büyük yaprak var. Çünkü köşedeki yaprak mı? Bir, bak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane yaprak var burada. There are seven different leaves in this design. Let's try another one, a bigger one they were saying. Şimdi, evet, alalım şöyle yapayım. Yani bu tabi kabaca görünmüyor. Şimdi bir dakika ben şunu bir oturtayım da çocuklar sonra şey yaparız. Benim de oturtmam lazım. Hepsini çizmeyeceğim. Maksatın nasıl olması gösteren bunları mesela burada köşeli yaptım bunları. Bunları da yuvarlak yapayım veya daha böyle şey diyeyim. In the first leaf, the professor has drawn the tips of these little parts, little Yuvarlak da leaves yapabilirim yani şu are şekilde. pointed, kind of cornered. However, they can be, as in the second one, more round shaped tips. Rounded tips here. Ha bak ben mesela bunu uzattım. Bu burada bu kadar uzun değil. Mesela şurada bu kadar uzun değil. Here in the original, this tip is Ya not as long as I have done here. ben burada But here I uzattım prefer biraz. to make it longer Şimdi to şimdi balance burada the shape mesela burada ben şu kafayı şu şekilde yaptım. Yani bu şöyle de gelebilir. Yani It could be like this as well. böyle de gelebilir. More rounded. Ama burada böyle bir şey tercih ettim. But I prefer Daha that. hoşuma gitti böyle I birazcık. liked it Ben more. kendim böyle bir şey katmak istedim ona. Tamam.
Şimdi Arapça sorusu olanlar varsa Nurcan'a yazsınlar. If there are any questions in Arabic, for instance, you can write to Instagram. Veya direkt şeyden sorsunlar. Or ask now. Mikrofondan. Any questions? Nasıl? Bugün de çok sessizler, vakit var. Ha, vakit var, değil mi? هل في أسئلة؟ الفرشاة ليست لهذا الأسبوع. ماشي. Ben birazcık şey yapıyorum ya, bunları azaltıyorum yani, hepsinin aynısını yapmıyorum. Birazcık kendimden yorum katıyorum. Tamam mı? I'm interpreting in a different way, which you can as well do as well. For instance, I'm not putting as many teeth in dance as in the original. Evet. Çalışmalar, kitap kabını, desenleri hangi kaynaktan almış acaba? Var şeydi. Evet, göndereceğimiz örnekte var bunlar. Tamam. Biraz ben büyük çalışıyorum. Bu daha küçük çalışılabilir. I drew a big leaf. You can prepare it as a smaller one. Bu kafalar böyle yuvarlanabilir. Burada yuvarlak getirmiş. Şöyle. Ben ise sivri getiriyorum. In the model these tips are more rounded. Now I made them more pointed.
Ha, pardon. Şimdi bunu temize geçebilirim. Yani. Now I draw it neatly in its final version. Oldu mu? Böyle bir şey çizdik. Nurcan beğendiyse sıkıntı yok. Nurcan beğenmediyse problem var demektir. Şeyle yaparken bile, kurşun kalemle netleştirirken bile bazı yerleri değiştiriyorum. Yani önemli olan budur. Yani gözünüze takılan ne varsa. You see in the final, in my final drawing, I modify certain things. I make them nicer, more harmonious. I balance them. So the final one is more precise and more correct. Tamam. Evet, yeterli mi? Kafasını yapmama gerek var mı? Hocam yeterli, elinize sağlık, teşekkür ederim. Sen mi istemiştin? Evet hocam. Baş kes diyecek bir şey bulamadım. Ben hiç görmemiştim bu, böyle bir rakam. Evet, değiştirilebilir. Dediğim gibi bakın, serbest bıraktım sizi. Şey de olabilir, dediğim gibi köşeli de olabilir. Nurdanur'un
yapraklarında o köşelidir. Ben hangisini yakıştırabiliyorsanız onu kullanın diyorum. Yuvarlak da yapılabilir. Yani şey şart değil. Tamam. You are free to do it as you like. In Northern Central, the tips of these teeth are more cornered. They have kind of they have sharper the corner while turning from the tip towards the bottom. But you can make it as I did it, more rounded. You are free to opt for which one you prefer. إخواننا العرب هل في أسئلة؟ الواجب مفهوم من عندكم؟ مفهوم أستاذ، أستاذ عندي سؤال فقط بخصوص اسم الفنان الذي قام بتصميم الغلاف. أورجينال ما فيها اسم. لأنه هي الأعمال السابقة يعني مو مذكورة فيها. هي موجودة في متحف تشستر بيتي ميوزيوم ولذلك يعني بس مذكور فيها اسم يمكن اسم الخطاط وال يعني اسم المستنسخ أو اسم المؤلف أحيانا ما يذكرون هذه كمان نعم طيب شكرا أستاذ Evet, gölgeler tarama. Ondan sonraki haftanın şeyi o oluyor. Zeynep, iyi anladınız. Onun için verdim zaten. Bundan önceki gölgeydi. Onu yapacağım. Önümüzdeki hafta taramayı göstereceğim. Yapmıştım zaten ama bir daha göstereceğim. Şimdi ona girmeyelim. Milletin kafasını karıştırmayalım. Tamam. Şu çizgileri koymaya gerek yok. Yani şunları bu kadar yapılabilir ama bunların koymaya gerek yok yani şuradaki çizgileri. You don't have to apply these little lines. You can, but you don't have to. It can be done without these. Yani eğer arkadaşlar tahlil yapmak isterlerse buradaki motifi bu şekilde yapsınlar. Yani bu şu yuvarlamasınlar. Şuradaki yuvarlamalar hoş durmuyor. Bu şekilde yapsınlar yani. Anlatabiliyor muyum? Yani şuralara bunları koyabilirler. Artı bir bezeme olarak. If you want to work on this flower, do it as I did it, like this, because the original one, as you see, has wide, rounded edges. Don't do those, they don't look nice. Do it as I showed you here.
looking at these little inner elements. But for the border, I didn't apply this white round-shaped edges, borders of the flower, outer petals. Şimdi dikkat edilirse ilk önce bir kanaviçesini çalıştım. Detaylara sonradan girdim. I first worked on its structure, its skeleton, its main shape. And then I started to apply the little details, the smaller elements. Evet. 1/2'sini çalıştık bu şekilde. Half of it. Bunu yaparken ona dikkat etsinler. So tamam. Pay attention to this if you want to work. Eğer bu tarafı çalışacaklarsa. This is not a sign. Başka bir sorusu olan var mı? Yoksa dersi bitireceğim. Are there any questions? Bugün böyle erken bitmiş olalım. Çok da değil, zaten 12 kaldı. Evet. هل في أسئلة؟ لو ما في أسئلة سأنهي المحاضرة اليوم محاضرة اليوم سنتلقى أسبوع القادم إن شاء الله وأنتم تجتهدوا بشكل جميل والنظيف والمستمر مداوم Continue to work and please send me a clear, clean, well done homework. İyi, ortadaki motifi sormadılar. Sorsalar da uğraşacaktık. Yapabilecekler demek ki. Tamam. Tamamdır. Hadi, Allah'a emanet. No questions, so thank you and goodbye. See you next week. Hadi bakalım. Evet, geçmiş olsun.